Hello, herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Burada da bir bebeğimiz varsa hoş geldin diyor. Bu kendisi evimizin yeni üyesi, adı Thor. Kendisinin cinsi İngiliz Staffordshire. Şimdi sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Biz bu sürece nasıl başladık? Ne gibi araştırmalar yaptık? Gerçekten almak istiyor muyuz? Yoksa bir heves mi? Şeklinde birçok aklımızda soru işareti vardı. Kısaca onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu uyutmam lazım hemen. Bir saniyenizi alacağım. Sakin ol anneciğim. Bekle, bekle. Gördüğünüz gibi biraz hareketli bir ırk. Asla enerjileri tükenmiyor. Hızlı koşan, enerjisi bitmeyen bir ırk. Pitbull'la karıştırılıyor gerçekten. Ama aslında pitbull'lardan çok ayrı bir cins. Kendisi şu an yasal bir ırk zaten. İngiliz Staffordshire olarak geçiyor demiştim. Hatta yabancı ülkelerde buna bebek bakıcısı diyorlar. O kadar uslu bir köpek aynı zamanda. Genellikle biz evde yattığımız zamanlarda yatar. Şu şekilde diş kaşıyıcı oyuncakları var. Bu şekilde onu oynatıyorum. Bir problem yaşamıyoruz. Özellikle bu tarz cins köpeklerimiz etrafı ısırma eğiliminde olabiliyor. Dişleri daha yeni çıktığı için. Biz de bunun önüne geçebilmek için dişlerini kaşıması gerektirecek oyuncaklardan aldık. Onları kullanıyoruz daha çok. Onun dışında birkaç tane daha bakım ürünü aldım. Onları da size göstereceğim. Şu anda Thor'un daha karmabir ve parazit, iç dış parazit aşıları oldu. İki gün önce de sanırım, evet iki gün oldu. İki gün önce de ikinci karma aşısını yaptırdık. Hiçbir problem yaşamadı. Derileri biraz kalın olduğu için bir de güçlü bir ırk, kaslı bir yapıya sahip. Ondan kaynaklı herhalde, ben öyle düşünüyorum. Hiçbir şekilde acı hissetmedi. Dediğim gibi 3 aylık, 6 kilo şu anda. Tiger olarak geçiyor. Tiger dediğim yani karma renklerden oluşuyor. Kahverengi, genellikle kahverengi değil de bal köpüğü. Koyu kahve, siyah ve beyaz renklerin karışımı. Annesi beyaz renkteydi, babası da gri renkte. Bu ırkın en güzel renkleri bence gri renkler. Çok tatlı oluyor. Gerçekten fotoğraflarını zaten size eklerim. Öncelikle şöyle başlayayım. Ben neden köpek aldım? Nasıl bu sürece başladım? Neden bu şekilde ilerledim? Ve sürpriz oldu gerçekten. Şöyle anlatayım. Ben annem ve babam ilk evlendiklerinde... Konuşamıyorum. Kitlendim şu an. İlk defa kamera önündeyiz. Biraz heyecanlandık biz. Gerçekten kameraya bakıyor. Diyor ki ne yapıyor acaba annem? Kimlerle konuşuyor? Hiç alışık değil. Şşş, tamam. Evet, anlatıyorum. Annem ve babam yeni evlendiklerinde Boxer, Tiger bir cins köpek hediye geliyor annemle babama. Düğün hediyesi olarak. Ardından annem 21 yaşındayken hem çalışıyor hem de bu Tiger Boxer köpeğe bakıyor yani aynı zamanda. Biz daha sonrasında ben ikizim, bir önceki videoda göstermiştim size ikizim de. Biz yani köpekli bir ailede büyüdük. Gerçekten onun yokluğunu da çok hissediyordum ben. Çok hissettiğim için de günün birinde alacağımı biliyordum. Ve şimdi ben de biliyorsunuz, bir yıllık evliyim ve artık düzenimiz oturdu az çok. Evliliğe de alıştık, evimize de alıştık. Ve bir köpek alma kararı verdik. Gerçekten bu kararda benim büyük bir payım vardı. Eşim daha önce hiç köpek bakmamış. Ben de bakmadım aslında. Annemle babam baktı ama ben o sevgiye ihtiyaç duyuyordum. Bir hayvan sevgisine ihtiyaç duyuyordum. Bu sevgi ihtiyacını karşılama gereği çok duyuyordum. Özellikle bir hayvan sevgisi. Çünkü köpekli bir ailede büyümüştüm ve onun yokluğunu çok hissetmeye başlamıştım. Böylece bunun araştırmalarına başladım. Hangi ilk tabii köpek alabiliriz? Nasıl bir cins olması gerekiyor? Evimize uyum sağlayabilecek mi? Şeklinde bir araştırmaya başladım. Öncelikle ben Dobermanları çok beğeniyorum. Öldüm galiba. Özellikle Doberman ırkını çok beğeniyorum. Onun dışında Poodle'ları da seviyorum. American Bully'yi de çok beğeniyorum. Ama biliyorsunuz ki yasaklı bir ırk. Ve Dobermanlar da çok uzuyorlar. Bu yüzden bir de inatçı hayvanlar. O yüzden de evde bakabilecek miyiz diye bir tedirgin oldum. Ve bayağı bir araştırma yaptıktan sonra
İngiliz Staffordshire alma kararı verdik. Köpeğimizi Manisa'dan aldık. Zaten ilk karşılaşmamız ile ilgili de videolarımız var. Onları da ekleyeceğim videoya. Şimdi ben size kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Bu tatlı köpeğimiz şu anda dediğim gibi 3 aylık ve 6 kilo. Çok akıllı bir köpek fakat çok inatçı bir köpek. İçgüdüsel olarak koruyuculuğu var. Hiçbir şekilde saldırgan değil. Her gördüğü insanla böyle sevgi dolu bir aşk yaşıyor. Mesela yoldan geçen bir insan onu sevsin, yapışır ona, gitmez. O kadar çok sevgi ihtiyacı var ki. Yani diğer köpekler gibi değil gerçekten. Bazı köpekler sıkılır ve gider. Hani çocuğu çok seversiniz ya, böyle çocuk ağlamaya başlar artık bu kadar sevgiden. Bu köpeğimiz tam tersi. Sevgi arsızı açıkçası. Sürekli sevilmek istiyor. Gördüğünüz gibi zaten bebek olduğu için de uyumayı da çok seviyor. Ben koltukta yatayım, hemen gelir ayağımın üstüne yatar. Hiçbir şekilde siz mesela dışarı çıkmazsanız çıkarmak zorunda değilsiniz onu. Siz evde yatarsanız o da gelir yatar. Böyle dışarı çıkma ihtiyacı da çok duyan bir köpek değil. Aslında tam bir ev köpeği. Dediğim gibi zaten yabancı ismi de bebek bakıcısı olarak geçiyor. O kadar evcimen bir köpek. Açıkçası biz apartman dairesinde bakıyoruz köpeğimize. Köpeğimiz havlamıyor. Yani toplasam 3 kere falan duymuşumdur havlama sesini. O da bir kere ben kızdığımda bana karşılık verdi. Diğer ikisinde de odaya bıraktım biraz alışsın diye. 20 dakika sürelerle odaya bırakmaya çalışıyorum. Bazen ben de yanında duruyorum. Odamızın videosunu da size göstereceğim. Kelimeleri toparlamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Çünkü yanımda da bir tane bebek var biliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi koruyucu özellikte olan bir köpek. Sahibine sahip çıkıyor gerçekten. Ama onun dışında saldırganlık bir özelliği yok. Yani birine saldırmaz durduk yere. Zaten her şey herkesin de bildiği gibi yetiştirme tarzı. Bir çocuğu öyle de yetiştirebilirsiniz. Diğer türlü de yetiştirebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Sizi belirleyecek olan kişiliğiniz aileniz. Aynı şekilde köpeklerde de bu şekildedir. Horluyor şu anda. Bunun dışında köpeğimiz erkek bu arada. Oğlum kendisi. Arkalarında da ben varmış. Şu an fark ettim. Ses duyuyor musunuz? Ay ay. Biz gittik. Oy çok tatlısın anneciğim, çok tatlısın. Dediğim gibi bu cinslerin birkaç problemi olabiliyor arkadaşlar. Özellikle deri problemleri olabiliyor. Mesela bizim köpeğimizin annesi ve babasında deri problemi gözlenmiş. Bunun sebebi de yumurtalı ve tavuklu ürünler tüketmesinden kaynaklı olarak olmuş. O yüzden biz de dikkat ediyoruz verdiğimiz şeylere. Genellikle kuru mama ile besleniyor. Onun dışında tuvalet eğitimi var. Aldığımız yerde tuvalet eğitimi verilmişti. Tabii ki eve geldiğinde daha alışamamıştı. O yüzden birkaç kere yanlış yere yaptı tuvaletini ama hiç problem değil. Eğer bir hayvan sahipleniyorsanız gerçekten onu tüm benliğiyle kabul etmeniz lazım. Hasta da olabilir daha sonrasında. Biliyorsunuz köpeklerin sigortası yok bizler gibi. Bayağı yüksek ücretler ödeniyor. O yüzden her şeyi göze alabilmeniz gerekiyor bu işe başlamadan önce. Özellikle heves olarak bakan insanlar için bunu dile getirmek isterim. Onun dışında dediğim gibi şu an aşıları tamamlanmadığı için dışarı çıkaramıyoruz. Aşıları tamamlandıktan sonra köpeğimizi dışarı çıkarabileceğiz. Tahminen 5-6 tane daha aşısı var. Ama bunların süresi 21 günde bir oluyor. Ya da 3 haftada bir. Gerçekten veterinere götürdük birkaç tane. Hepsi farklı şeyler söylüyor. Herkesin kendine ait prosedürü var anladığım kadarıyla. Bir tanesi 3 haftada derken bir tanesi 4 haftada, bir tanesi de 10 günde yaparız diyor aşıyı. Gerçekten kime güveneceğimizi de şaşırdık açıkçası. Onun
Onun dışında şu tarz bir kemiklerimiz var. Bu deriden yapılmış. Kuzu derisi bildiğim kadarıyla. Bunları çok seviyorlar. Genellikle dişleri kaşındığı için etraf ısırma eğiliminde çok oluyor. Ve bu tarz deri kemikleri verebilirsiniz. Çünkü o sert kemikleri verdiğimiz zaman şu anda daha yavru olduğu için kanayabiliyor bazen. Onun dışında kullandığımız bir vitaminimiz var. İsmini tam hatırlamıyorum ama size videoda da gösteririm. Onu sıkıyoruz genellikle ağzına. Ayrıca yemeğinin üstüne macun şeklinde vitamini var. Onu da veriyorum. Bu şekilde genellikle daha bebek olduğu için beslenmesini çok kısmıyoruz. İleriki yaşlarda tabii ki günde bir ya da iki öğün şeklinde devam edecektir ama şu anda daha gelişim aşamasında. Yavaş yavaş temel itaat eğitimlerine başladık. Şu anda tek yapabildiğimiz otur, dur, bekle şeklinde. Zaten kendisi daha kaç gün oldu aşkım bize geleli? Cuma günü geldi. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Yani bugün salı diyebiliyorum. 4 gün oldu ve bize alıştı. Şu anda tek problemimiz şu. Dur bekle, ne yapıyorsun? Piş piş piş. Piş 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 piş. Gel. Tamam. Gel böyle kucak yapalım, gel. Gel böyle dur. Şu anda tek problemimiz yalnız kalma. Yalnız kalmayı da yapamıyor çünkü daha çok küçük. Ve yeni bir yerden başka bir yere alışma sürecinde. O yüzden ben de çok üstüne gitmiyorum ama dediğim gibi bir şekilde de alıştırmam lazım. En azından 20 dakika oh, tek başına kalabilmesi gerekiyor. Arkadaşlar gerçekten köpek sahibi olmak çok güzel bir şey. Umarım isteyen herkes buna ulaşır. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve son bir iki tane daha bilgi vermek istiyorum unutmadan. Dediğim gibi apartman dairesinde yaşıyoruz ve hiçbir şekilde koku vesaire problemi yok köpeğimizin. Hani bazen bacağınızı yalar ve orada böyle değişik ıslak bir şey hissedersiniz. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok gerçekten. Biz de şaşırmıştık. Nasıl bir köpek koku ve salya yapamaz, nasıl olmaz gibisine. Gerçekten de öyle. Bunu yaşamadan tecrübe edemezsiniz. Sadece benim sözlerime güvenebilirsiniz buradan. Ama ben size bunun teminatını veriyorum. Bu ırkta kesinlikle koku ve salya problemi yoktur arkadaşlar. Dediğimin eksiği yoktur, fazlası vardır iyi yönde, emin olun. Yine zaten tor videolarda bizle beraber olacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beni takip etmek isterseniz abone olmayı ve güzel dileklerde bulunmak, eleştiri yapmak ve fikirlerinizi beyan etmek için yorum yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öptüm. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Anne, senin kuzusu. Anneciğim. Anneciğim. Oh. Hadi şöyle bir gösterelim bir kendimizi. Gel bakalım. Hoppacık şöyle bir bakın bize. Biz böyleyiz işte. Biz çok tatlıyız. Arkadaşlar dediğim gibi şu an salonda bir yatağı var. Çünkü biz genellikle burada oturmayı çok seviyoruz. Normalde bu ağacımız buradaydı. Ama biz daha çok göz önünde olmasını istediğimiz için daha iyi görebilmek adına toru buraya aldık. Onun dışında hemen şöyle birkaç şey var göstereceğim sizlere. Bunu bugün aldım. Islak tuvalet kağıdı diyor. Hiçbir şekilde paraben, alkol içermediği için bunu aldım. Patilerini siliyorum. Ağzını siliyorum genelde. Bununla da yerleri falan temizliyorum. Peçete her zaman burada duruyor. Onun dışında balkonumuzu göstereyim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çiş pedi var ve çişini yapmış. Rüzgardan uçtuğu için terlik koydum üstüne. Metal su kaplarını tercih edebilirsiniz ve yemek kabını. Burada küçük olan yemek kabı, büyük olan su kabıdır. Onun dışında şurada bir pratik yüzeyi temizleme spreyi var. Domestos'un bunu eşim almış. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor gerçekten. Kakasını ve çişini temizlemek için. Bu da yine sirkeli olduğu için almış. Cam sinema, ben yine yerleri de sıkıyorum bunu. Kendisi burada. Geldi. Aynasının dibinden ayrılmaz. Şimdi gidelim ve odasını gösterelim sizlere.
Yine burayı da düzenledim. Normalde bunlar şuradaydı ama buraya aldım. Hatta bakın bir tane yavru çiçeğim çıkmış. Gelin bakalım. Evet. Burada benim kardiyo bisikletim var. Burada da yine bir çiş pedi var. Burada da taşımak için kafesi var. Buraya bir masaörtüsü şeklinde yumuşak bir bezden oluşan bir örtü vardı. Onu da buraya koydum. Genellikle akşamları ya da 20 dakika kapatıyorum dedim ya sizlere. Burada onun üstünde yatıyor. Yine böyle bir çitle çevirdim. Onun dışında bu dolapta onun çiş pedi olsun, ödül mamaları var. Hatta göstereyim. Bu şu an üstündeki tasmanın devamı. Bu ödül maması. Gerçekten çok seviyor. Burada da kemikleri var. Hatta şöyle göstereyim size şu kemiği bir detaylıca. Şu şekilde kemiği. Geldi canavar. Hatırlıyorsanız size söylemiştim. Yemeklerin üstüne sıkıyorum diye. Macun şeklinde. Şöyle gösteriyorum. Yakından belki kullanmak istersiniz. Onun dışında Migros'tan aldığımız çiş petlerimiz var. Bu genellikle bebek bakım örtüsü olarak geçiyor. Fiyatları da çok uygun. Proplan'ın kuzulu mamasını tercih ediyoruz biz. Orta ırkın. Yavru köpekler için olanından. Bunun büyüğünü alacağız. Şu şekilde. Onun dışında bir tane daha var. Onu da hemen size gösteriyorum. Ve videoyu burada sonlandıracağım. Arkadaşlar bu köpük şampuanı dediğim gibi aşıları daha tam olarak bitmediği için yıkamıyoruz. Hasta olmaması adına. O yüzden bu şekilde bir köpük şampuan kullanıyoruz. Onun dışında size bahsetmiştim. Bir vitamin daha kullanıyoruz. Daha çok irileşmesi için ve kaslı bir yapıya sahip olması adına da D3 vitaminini kullanıyoruz. Dişlerin arasını açıp dilinin altına girecek şekilde sıkıyorum bunda. Bu şekilde yine siz veterinerinize danışarak bunları sorabilirsiniz. İsterseniz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsi sadece bir öneridir. Çok sağ ol. Mayıs'ı gel. Buradayım. Gel. Şşşt. Oyun mu oynayacaksın? Bu ne dedikli gibi aynı oldu. Kim buraya? Şşt, nasıl da mutlu, sevildiğini biliyor. Şuna bak, şuna. Şuna da bak, şuna. Aslında normalde yazdıkları böyle olmak lazım.